Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Herkesin yapabileceği şekilde olacak. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Size tavuk ciğerinden çok güzel bir tarifim var. Hemen şöyle tavuk ciğerini tezgaha koyalım. Tavuk ciğerinin parçalarını fazla büyük doğramayacağız. İşimize yaramayan yerlerini bir ayıklayacağız. Tavuk ciğerini ayıkladık. Hemen şöyle bir gösterelim. Eğer isterseniz şöyle hafiften bir içini açıp yüreğin içinde kan pıhtısı olur şekilde gördüğünüz gibi onu temizleyebilirsiniz. Arkadaşlar bizi rahatsız eden yerlerini temizledik. Bunda yıkama yapmayacağız. Ufak parçalar halinde böleceğiz. Çok fazla büyük parça olmasın. Ciğerlerimizi doğradık. Hemen şöyle bir tabağımızı alalım. Üzerine biraz karabiber serpiyoruz. Biraz da yeteri kadar tuz serpiyoruz. Daha sonra buna lezzet veremeyiz. Severseniz az bir şey de kimyon atabilirsiniz. Tuzla karabiberle şöyle bir karıştıracağız. Sıra geldi diğer işleme. Bunu böyle bir ortalama 5 dakika bekleteceğiz. Ciğerleri patates doğrayacağız. Patateslerimiz kuşbaşı olacak. Patatesler içinde fazla bir iri olmasın. Kuşbaşı olsun. Patateslerimiz de hazır. Sıra geldi. Asıl en önemli işleme. Önce patatesten ufak bir parça atacağız. Yağı bir kontrol edeceğiz. Çok fazla sıcak yağ atmayacağız. Yüzü yanar. İçi çiğ kalır. Yemeğimizin önce patateslerini kızartıyorum ki sonra yağ bozulmadan temiz bir patates çıksın ortaya. Orta ateşte nar gibi kızarmasını bekleyeceğiz. Patatesler kızardı. Şöyle bakın nar gibi oldu. Tam altın sarısı rengini aldı. Önce patatesi kızarttık ki yağımız bozulmasın diye. Ciğere de un değdirmedik. Unu içine çekmesin. Yağın altını ısıyoruz, yağı soğutmuyoruz, ciğer işlemine geçiyoruz. Tepsimizin dibine şöyle bir yemek kaşığı bir un dökelim. Hatta yetmez bir buçuk yemek kaşığı un olsun. Renk vermesi için kırmızı toz biber, 2 çay kaşığı. Bunlar lezzet için tuz, 1 çay kaşığı. Unu şöyle bir karıştıralım. Ciğerin birden tamamını dökmeyelim. Kızardıkça unlayalım. Tamamını birden dökersek çamur gibi olur. Direkt unladığımız gibi ocağa atmamız gerekiyor. Sıcak yağ atmamız gerekiyor. Her tarafını un değsin. Dana ciğerin kilosu olmuş 80 lira. Dana ciğeri alternatif olsun yemeğiniz. Ocağın başına geçiyoruz. Unladığımız gibi zaman geçirmeden direkt yağın içine atıyoruz. Yağın içine attığımız ciğerlere bir daha dokunmayacağız. Üstündeki un sırrını bozmayacağız. Unlarken de tenceredeki yağa göre unlayacağız. Fazla unlamayalım. Buna dokunmayacağız şimdi. Ne zamana kadar? Kendiliğinden kızarıp yüzüne çıkmaya başlayana kadar. Arkadaşlar ciğeri attık. 3 dakika oldu. Şöyle bir göstereyim. Yeni karıştırıyoruz. Bunu fazla karıştırmayacağız. Biraz daha bekleyeceğiz. 5 dakika geçti. Şöyle bir tanesini alacağız. Bıçakla kesip bir bakacağız. İçi sulu olacak. Kırmızı olmayacak. Görüyor musunuz? İçi sulu. Rengini atmış. Tam pişmiş. Bu aşamada çıkaracağız. Diğerlerimi çıkartalım.
Ciğeri çıkarttık. Soğuk yağ atmayacağız. Hemen bir iki dakika daha yağı kızdırdık. Tekrar kalan ciğerleri atıyoruz. Bundaki kural, ciğeri attıktan sonra bir daha dokunmamak. Şimdi bu kızarırken biz salatasını yapacağız. Hemen bir maydanoz doğrayalım. Soğanları bir ayıracağız önce birbirinden. Az bir sumak. Tuz. Pul biber, karabiber, çok az da kimyon atıyoruz. Az da isot atıyorum, isotu çok sevdiğim için. Salatası da hazır. Arkadaşlar hemen üzerine bir pul biber döküyoruz. Az bir karabiber. Çok az da tuz atıyoruz. Tabi kuralına uygun olsun diye kırmızı toz biberini atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. İyice karıştırdık, yedirdik. Hemen patatesini de atıyoruz üzerine. Gramlık ciğerden efsane bir yemek çıktı. Şöyle bir bakın. Hani derler ya, yemede yanında yat. İstediğimiz zaman evde çok güzel yemekler yapabiliriz. Şimdi bana derler ki, aman usta sen ne yaptın? Arkadaşlar bu yağı hiç etmeyeceğiz. Bunun lezzeti burada. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle şaşmaz. Çok güzel bir yemek elde edersiniz. Arkadaşlar çıran yemeği gördünüz. Sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.